Evet, yani bizim açımızdan umut çok yüksek. Yani ben kesinlikle böyle görüyorum. Yalnız şunun bence iyi anlatılması lazım. Yani işte henüz adaylık süreçleri vesaire var ama bu adaylar belirlendikten sonra bence acilen yani yapılacaklar topluma anlatılırken, yani seçilecek olan belediye başkanlarının ilçelerimize ve şehirlere yapacakları anlatılırken, aynı zamanda şunun da çok iyi bence anlatılması lazım. Mesela şu anda Aralık ayındayız. Aslında seçim tarihi değiştirilmeseydi, seçimler öne alınmasaydı, rejimi değiştirme seçimi geçen ay yapılacak. Şimdi geçen ay itibariyle Türkiye'yi düşünün. Dolar 7,5 liraya vurmuş. Konkordo dolar başlamış. Türkiye'de piyasa tabir ettiğimiz ekonomide yaprak kımıldamıyor. İçeride ve dışarıda rezili rüsva olmuşuz. Rahip Brunson'u kafamıza vura vura alıp götürmüşler. Bir sürü atıp tutmuşuz. Hepsi hava gazı olmuş. Yani aslında siyasetten ekonomiye, diplomasiye kadar her anlamda rezalet bir tablo. Bu rezalet tabloyla seçime girseydik, oy tablosu bu mu olurdu? Bu olmasın diye, bunu öngördükleri için seçimi apar topar MHP ortaklığıyla beraber öne çektiler. Ve bir sanal yalancı bağır yarattı. O yalancı bağrı itibariyle Türkiye seçime girdi ve bu oy tablosu çıktı. Seçimden hemen sonra yalancı bağıra kar yağmaya başladı. Eğer seçim tarihi öne alınmasaydı, Kasım ayındaki seçimde ülkenin rejimi değişmezdi. Şimdi önümüzdeki yerel seçimi itibariyle bence muhalefet partilerinin anlatması gereken temel meselelerden biri bu. Benzer bir yalancı baharı Ocak ve Şubat ayı itibariyle yaratmaları muhtemel. Ve seçimden hemen sonra çok ağır bir bedel ödeneceği muhakkak. Dolayısıyla bunu topluma iyi anlatmak lazım. Yani bazı gerçeklerin bir süreliğine bastırılabilir olduğu, sorunların bir süreliğine halının altına süpürüldüğü topluma doğru anlatılmalı. Bu yapılabilirse yerel seçimdeki başarı oranının ben artacağını düşünüyorum. Çünkü biraz önce de söylediğimiz gibi bunamada dünya birincisi ülkeyiz. Sık sık gerçeklerin hatırlatılması lazım. Yerel seçim için, yerel seçimin sonucuna ilişkin en temel anketi aslında asrın liderimiz açıkladı. Bakın daha adaylar falan yok. Yani adaylarımız belli değil. Yani mesela İzmir, Ankara, belli değil. Ama asrın liderimiz çıktı dedi ki, Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya, Şişli gibi yerlerdeki seçim sonuçlarının ülke gerçekleriyle ilgisi yok. Türkiye yansa da şaha da kalksa bunların umurlarında değildir. Buralardaki seçmen profili Türkiye pastasının kaymağını yiyen kesimden oluşuyor. Şimdi siz kaymak kesimsiniz. Şimdi hiç öyle mırıldanmayın yani. Türkiye'nin kaymağını yiyorsunuz. Yakalandınız ya.
Şimdi memlekete Satürn'ün çarpısı haberi olmayacak kitle var. Bakın siz de Türkiye'ye yansa umurunuzda değil yani. Yani size bir kere teessüf ederim yani. Kadıköylüler. Dedin abi. Şimdi şu soru sorulmadı. Ben sorayım. Neden bu dört ilçenin adını saydın? Şimdi alamadığı itibariyle bakarsanız, alamadığı başka yerler de var. Peki neden Yılmaz? Şimdi bakın arkadaşlar, bu dördünün saymasının bir sebebi var. Lütfen herkesi iyi dinlesin. Özellikle AKP'ye oy veren yurttaşlar daha iyi dinlesin. Size bir liste okuyacağım arkadaşlar. Lütfen iyi dinleyin. Sıralama 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Öyle bir liste okuyacağım. 1, Beşiktaş. 2, Kadıköy. Çankaya, Şişli, Bursa, Nilüfer, Antalya, Muratpaşa, İzmir, Karşıyaka, Eskişehir, Tepebaşı, Bakırköy, Maltepe, Üsküdar, Ankara, Yeni Mahalle, Sarıyer, İzmir, Konak, Ataşehir, Ümraniye, Beyoğlu, Eskişehir, Odunpazarı, Kocaeli, İzmit, İzmir, Bornova. Nedir bu biliyor musunuz? Şimdi arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı çerçevesinde Türkiye'de İnsani Gelişme Vakfı İnsani Gelişme Endeksi raporu hazırlıyor. Türkiye'de bu manipüle edilebilir bir durum değil çünkü Birleşmiş Milletler tarafından onun denetiminde yapılıyor. Çok ciddi bir araştırma. Evet. Dünya genelinde yapılıyor. Bizim açımızdan da çok önemli. Türkiye'de 186 ilçeyi ele alıyorlar. Bu 186 ilçenin ele alınmasının temel sebebi Türkiye nüfusunun çok çok önemli bölümünü oluşturmasından kaynaklı. 186 ilçeyi ele alıyorlar ve araştırıyorlar. İnsani Gelişme Endeksi raporu hazırlıyorlar. Profesör Murat Şeker tarafından, onun denetiminde hazırlanıyor. Arkadaşlar 65 kritere bakılıyor. 65 kriter. İnsani Gelişme Endeksi tabir edilen 65 kriterde efendime söyleyeyim, eğitim, sağlık, işte hastane, ambulans, eczane sayısı, sosyal yaşam, müze, tiyatro, sinema sayısı, kütüphane sayısı, aileye, gençlere, çocuklara yönelik, kadınlara yönelik faaliyetler, mesela kadın sığınma evi, engellilere yönelik hizmetler ve bu hizmetlerin kalitesi, efendime söyleyeyim, şeffaflık, ekonomik kapasite, yani gelir tüketim bedeli, konut bedeli, gelir gider durumu, çevre, sokak hayvanlarına yönelik hizmetler, onların kalitesi, altyapı, ulaşım, belediye çalışmalarına ait 65 kritere bakılıyor. Bu kriter çerçevesinde bu biraz önce okuduğum sıralama belli. Arkadaşlar, Türkiye'nin ilk 10 sırasında CHP belediyeleri. İlk 4 hangisi? Beşiktaş, Kadıköy, Çankaya, Şişli. Tayyip Erdoğan'ın bilinçaltındaki liste bu. Bu liste elbette ki Cumhurbaşkanı'nın önüne kondu. Arkadaşlar, Türkiye'nin ilk 20'sinde 16 CHP var. Detay detay bakarsak, Eskişehir'de 2 tane merkez ilçe var. İkisi de listede. Yani aslında insani gelişmişlik endeksine göre Türkiye'nin en hızlı, en yoğun insani gelişmişlik sıralaması gösteren şehir Eskişehir. Değerli hocam Yılmaz Büyüker. Rüya gibi. Evet. İzmir'in
4 tane merkez ilçesi var. Arkadaşlar, 3'ü ilk 20'de. Türkiye'nin insani gelişmişlik açısından en yüksek ili Eskişehir'den sonra İzmir. İstanbul biraz önce saydığım gibi. Yani Ankara'da Çankaya ile Yeni Mahalle olmasa ilk 20'de Ankara yok. Başkent. Şimdi 24 senedir belediyeleri, 15 senedir ülkeyi yönetiyorlar. Varılan sonuç budur. AKP elbette iyi niyetle çalışanlar da vardır ama Birleşmiş Milletler endeksine göre liste budur. Yönettikleri alanları geliştiremiyor. Bu gerçek. İnsani sosyal faaliyetler açısından AKP'nin 24 senedir yönettiği noktalarda insani gelişme yok. İnsani gelişmeden kastım biraz önce saydığım. Yani müzeden hastaneye ulaşabilirlik, ulaşımdan efendime söyleyeyim kadınlara yönelik faaliyetlere kadar. Yok. Bunun yok olduğunun aslında Birleşmiş Milletler raporuna da gerek yok. Şöyle bir somut örnekle yola çıkabiliriz. Ben hep zaman zaman CHP'li belediyelerden sıkılan arkadaşlarıma ve yurttaşlara aynı örneği veriyorum. Mesela ben bir İzmir çocuğuyum. 25 senedir İstanbul'da yaşıyorum. Misafirlerim var benim. İzmir'den ya da bir başka yerden İstanbul'a misafirlerim geliyor. Sizin de mutlaka geliyor. Nereye götürüyorsunuz? Nereye götürüyorsunuz? Bebeğe götürüyorsunuz. Beşiktaş'a götürüyorsunuz. Efendim Bağdat Caddesi'ne götürüyorsunuz. Kalamış'a götürüyorsunuz. Adalara götürüyorsunuz. Öyle değil mi? Florya'ya gidiyoruz. Bakırköy'de geziyoruz.